Buyurun. Şöyle aşağı istiyorum. Şöyle şuraya yatıp bir de uzak doğu masajı yapmamı ister misiniz? Beyefendi hastamız var. Dalga geçmeye sırası mı? Hayır, ilaç alma sırası. Kardeşim geçsene sıranın arkasına. Niye vermiyorsunuz? İlacınız mı yok? İlacımız yok. Görmüyor musunuz benim başım kel? İlacım olsa başımı sürerim. Hadi kardeşim hadi geç kuyruğun arkasına yani. Biraz medeniyet öğrenin birader, yani dağ başında mı yaşıyorsun? Evet, ben İsviçre Alpleri'nde bir kayak merkezinde işçiyim. İzne geldim. Babamın ilaçlarını alacağım. İsviçre'de ilaçlar bizim ayağımıza gelir. Burada kuyruğun arkasından gidin, hadi bakalım. Yani. Arkada, arkada kuyruk, arkada kuyruk. Was ist das kuyruk? Yani ne kuyruğu bu? Dananın kuyruğu ama hangi dana olduğunu söylersem şimdi suç olur. Ya bir türlü de kopmaz bu dananın hadi kuyruğu. Bakalım, hadi bakalım, hadi bekle. Geç, geç, hadi. Geç. Gel de böyle gel, gel. Nerede benim ilaçlarım? Kardeşim koyduk yanına. Bunların ambalajı yok mu? Ne yapacağım? Ambalajını da mı yutacaksın? Ulan ne adamlar var hayatta ya. Hapı buldu, ambalajı kaldı. Yok efendim ben hijyen olarak dedim yani şey. Ya diyeyim. Kardeşim ambalajı yuttuğun zaman bir tesiri var mı ona? Hapı yutuyorsun da iyileşiyorsun, öyle değil mi? Eczacı bey çok haklı beyefendi. Benim geçenlerde başım ağrıdı. Baktım kutuda hiç hap yok. Belki bulaşmıştır diye ambalajı yaladım. Hiç geçmedi vallahi. Neyse o zaman verin derisini de gideyim. Kardeşim bundan böyle haplar tek tek satılıyor. Senin haberin yok mu? Yok vallahi. 6 aydır hastalanmıyorum. Hastalanmazsan böyle cahil cahil kalırsın işte. Hadi kardeşim al hapını, çek arabanı. Hadi sıradaki gelsin. Benimki şurup, ne yapacağız? Şurup yapacağız, kolay bir şey yapacağız. Evet tamam. Kaşıkla mı vereceğiz? Öyle mi? Tabii artık şurupları da kaşıkla satıyoruz biliyorsun. Öyle mi? İyi bari. Ne yazmış bakayım buraya? Oh afiyet olsun. Ha, sağ ol. Yalnız akşam bir kaşık daha içmen lazım, akşam gene gel. Tamam, Allah razı olsun. Tamam. 6 gibi gel. Benimki burun damlası galiba. Burun damlası kolay. Yap bakayım şöyle. Aç deliklerini. Tamam. Damlatacağız. Yattın mı? Ha, yattım yattım. Burun deliği nerede? Burada burada. Sokayım ben o deliğe şimdi. Öteki delik nerede? Burada efendim. İki delik yan yana. Bunu da buraya sokuyorum. Yalnız bir damla fazla gitti, onu geri ver. Öyle mi? Devletin damlası boşa gitmez. Şümkür şuraya. Sağ olasın. Tamam. Gel kardeşim. Ver bakayım reçeteni. Şimdi değil, biraz beklesek efendim. Niye? Senin keyfini mi bekleyeceğiz burada? Ben kalp hastasıyım. Kriz geldiği anda dil altı hap almam lazım da. Kardeşim senin kriz geçirmeni mi bekleyeceğiz burada? Ne yapayım? Sokakta kalp krizi geçirsem hap yok. Bu uygulama başladığından beri sürekli kuyruğa giriyor. Şansına küs. Kuyruğa bu girişte kalp krizi geçirip ölemedin. Bir daha gir kuyruğa. Belki bu sefer hayırlısın lan. Görürsün. Biraz daha beklesek fenalaşmaya başlıyorum galiba. Hadi baba ya, sıra bende ya, hadi ya. Kardeşim git kuyruğun sonunda fenalaş, rahat rahat geçir krizini, hadi kardeşim. Dur dayı, ne oldu? Dayı dur dükkanda. Hay Allah, ne şanssızlık adamı ki ya. Hemşerim bir yardım et, şunu kuyruğun sonuna götür. Belki sıra gelir şansına da bakarız, ilacını veririz. Senin neydi dayı? Prostat. Ulan bir de ülkeme kesin dönüş yapmayı düşünüyordum. Dönersem buralarda kesin ölürüm vallahi. Amca sen bir araştır bakalım. Gurbetteyken hiçbir akraban milletvekili olmuş mu? Bir tanesi olduydu. Ne oldu ki? O zaman git ona rica et. Onlara trilyonluk sağlık harcaması bedava. Öyle mi? Peki ben ona gideyim de. Siz ne yapacaksınız? Bizim de sıramız gelecek. Sırası gelince bize taneyle hapı reva görenlere biz de taneyle oy vereceğiz. 70 milyonluk Türkiye'de bir tane mi oy alırlar, iki tane mi bilemem ama işte o zaman onlar hapı yutacak.